İYİ Parti İstanbul İl Binası'na isabet eden kurşunlara dönük bir soruşturma vardı, tamamlandı. Şüpheli hırsız kovalayan güvenlik görevlisi çıkınca savcı seri muhakeme usulü uyguladı. Soruşturmanın detaylarında ne var? Seri muhakeme usulü nedir? Tüm detaylar Ceylan Sever'in özel haberinde şimdi. Mermilerden biri camı delip koltuğa saplandı. Diğeri ise üst kattaki camı kırdı. İYİ Parti İstanbul İl Binası'na isabet eden iki kurşunla ilgili soruşturmada savcı seri muhakeme usulü uyguladı. 30 Mart akşamı İYİ Parti'nin İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan il başkanlığına kurşunlar isabet etti. Polis hemen inceleme başlattı. Silah ateşleyen şüpheli de kısa sürede tespit edilip yakalandı. Soruşturmayı Örgütlü Suçlar Bürosu yürüttü. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bu bir saldırı mı, provokasyon mu sorularına yanıt ararken şüpheli savcılıkta verdiği ifadesinde hırsız kovalayan bir güvenlik görevlisi olduğunu söyledi. İnşaatta çalıştığını belirten güvenlik görevlisi malzeme çalmaya çalışan hırsızların peşinden ateş ettiğini ileri sürdü. Savcılık iddianame hazırlamak yerine seri muhakeme usulü uyguladı. Yani şüphelinin avukatı huzurunda suçu belirtildi. Anlaşmayı kabul ettiği için yarı oranda indirim yapıldı. Cezayı mahkeme değil savcı verdi. Savcı, şüpheliye iki suçtan toplam 9 ay hapis ve 300 lira para cezası verdi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı. Bir başka deyişle şüpheli 5 yıl boyunca benzer suç işlemezse cezası düşecek.